Nurettin Canikli'nin röportajından, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajı böylece ekranınıza getirmiş olduk. Şimdi kalan süreyi çok idare edip kullanmak istiyorum ve çok fazla konuşmak istedim, çok fazla sormak istediğim konu var. Altınbaş Holding Onursal Başkanı Ali Altınbaş'la birlikteyiz. Aynı zamanda kendisi Kemerburgaz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı. Hoş geldiniz. Şimdi Kemerburgaz tarafından başlamak istiyorum ben. Eminim izleyicilerimiz ağırlıklı olarak emtia konuşacağımı düşünüyorlardır. O tip soruları sormamı bekliyorlardır size, ama akademi tarafını çok daha fazla önemsiyorum ben. Akademik hayatı, sağlık sektörüne ilişkin çok önemli girişimleriniz var. Üniversiteyle birleştirdiğiniz girişimleriniz var. Dolayısıyla onları merak ediyorum. Oradan bir hızlıca başlayalım. Çok teşekkür ederim. Bloomberg ailesine başarılar diliyorum. Hakikaten bu yayını ben de izliyorum. Çok güzel yayınlar yapıyorsunuz. Sağ olun. Biz İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Altınbaş Vakfı'nın, Altınbaş ailesinin sahip olduğu Altınbaş Vakfı'nın kurduğu 2003 yılından projelendirip 2008 yılında kurduğu ve 2011 yılından beri 6 yıldır da eğitim verdiği bir kuruluş. 8 fakültemiz var. 7500 öğrencimiz var şu anda. Bu öğrencilerimizden %54'ü burslu okuyor, %46'sı sadece ücret ödüyor. Peki bu sağlık sektörü tarafındaki girişimler nelerdir? Bir hastane, bir diş hastanesi var bildiğim kadarıyla. Üniversitemiz mühendislik, sosyal bilimler ve sağlık alanında, fakültelerinde ağırlık kazanıyor. Yani tıp fakültemiz var, eczacılık fakültemiz var, diş hekimliği fakültemiz var. Sağlık bilimleri meslek yüksekokulumuz var. Yani ağırlıklı bir sağlık bölümünde fakültelerimiz var. Buna istinaden bir diş hastanemiz var. Şimdi bir normal tıp fakültesi hastanesi kuruyoruz. Böylece üniversitemizin neredeyse %40 ağırlıkta sağlık konularında faaliyet göstermiş oluyor. Şimdi diğer sektörlerde de siz epeyce varsınız. Ben özellikle akademik hayatı çok önemsediğim için oradan başlamak istedim. Başka neler var ilgilendiğiniz Altınbaş Holding olarak? Biz holding olarak 3 konuda faaliyet gösteriyoruz. Bir ana konumuz müceferat, ailemizden gelen müceferat konusu var. Finans konusunda faaliyet gösteriyoruz. Enerji, bu petrol ve gaz madeni yağ dağıtımı konusunda faaliyet gösteren şirketlerimiz var. Bir de işte vakıf olarak eğitime destek veriyoruz. Grup olarak, genel olarak. O zaman şimdi sektör sektör birçok yerde olduğunuz için bu soruyu çok rahat yanıtlayacağınız ya da çok bizi aydınlatabileceğinizi düşünüyorum. Bir, enerji sektöründesiniz. İki, mücevher sektöründesiniz. Üç, sağlık tarafındasınız. Dört, akademi tarafındasınız. Eğitim hayat tarafındasınız. 2016 çok zor geçen bir yıldı. Hoş 2015'ten devraldığımız yıl da hiç kolay değildi aslında. 2017'de de çok zorlu bir sürecin bizi beklediğini hep söyledik burada yayınlarda. Hem zor bir yıl devralmış olmanın vermiş olduğu sıkıntı, hem de işte Fed'in faiz artırımları gelecek, referandum yapılacak, Avrupa'nın her yerinde seçimler yapılacak. Dolayısıyla zor bir zamandan geçeceğiz. O zor zamana hazır mı ekonomi? Sektörler bazında nasıl görüyorsunuz gelişimi? Tabii 2016 yılı gerçek dünyada da zor bir yıl olmuştur. Dünyaya paralel bizim de bölgemizdeki bu istikrarsız olaylar bizi biraz daha fazla etkilemiştir ülke olarak, doğal olarak. Fakat Türkiye'de her zaman ciddi bir üretim yapabilecek insan kaynağı var. Lokasyon olarak, coğrafi olarak tüketim şeyi yüksek olarak bölgelere bir yakınlığımız var. O açıdan ben yerli ya da yabancı yatırımcıların üretim şeyinde önünün açık olduğunu düşünüyorum. Ülkemizdeki bu algı krizinin biraz da dışarının yaptığı propagandalardan dolayı hak ettiğinden daha fazla bozulduğunu düşünüyorum. Şimdi algılar pozitif ya da negatif olarak
bazen gerçeğinden fazla ya da eksik olabilir. Şu andaki bizim durumumuz bizim ülkemizin ekonomisinin gerçeğinden daha negatif bir algı içermekte olduğunu düşünüyorum. Enerji tarafı için neler söylersiniz? Enerji fiyatları üzerine çok şimdiye kadar söyleştik gerçi ama. Enerji fiyatlarının çok kısa zamanda artacağı gibi bir öngörü dünya da görmüyor. Bizdeki beklenti de çok yoktur. Çünkü dünya ekonomisinin büyümesinde bir yavaşlama var. Aslında enteresan bir şey var. Yani dünyada bir arz fazlası var. Hemen hemen insan ihtiyacını olan her konuda bir arz fazlası var. İhtiyaç da var tüketimde ama tüketim yapacak insanların alım gücünde iyileştirme olmuyor. Yani dünyanın temel krizi de aslında bu. Arz çok fazla, ihtiyaç da çok fazla ama ihtiyaç olan insanların alım gücü yoktur. Yani bir şekilde dünyanın bu ihtiyacı olan insanların alabilmesi için bir alım gücü yaratması gerekiyor. Aslında teknik olarak bir büyümeden bahsediyorsunuz. Evet, büyümenin yakalanabilmesi lazım ki enerjiye ihtiyaç olsun. Enerjiye ihtiyaç oldukça enerjinin fiyatı ancak zaten o zaman artacak. Ama hani büyüme yoksa enerjinin de bir anlamı kalmıyor. Şu anda bunun dünyada nasıl çözüleceğinin çok bir şeyi yoktur. Projelendirilmiş hali yoktur. Bence dünyanın şu anda çekmiş olduğu sıkıntı da buradan kaynaklanıyor. Emtia tarafında ne düşünüyorsunuz? Mücevherat tarafında? Emtia da buna paralel. Yani dünyada ekonomi büyürse emtialar yükseliyor. Fakat altının enteresan başka bir şeyi var, konumu var. Altın aynı zamanda bir finansal araç olarak kullanılıyor. Yani dünyadaki güvenlik dengeleri bozulup paralara olan güven azalınca yerine insanların tek koyduğu şey altın. Paraya endeks. Güvenli liman. Ya, güvenli liman. O bakımdan sadece metal olarak kullanımının etkisinin dışında finansal yapısından dolayı da bu şeye göre fiyat dalgalanmaları farklı arza bir yol izleyebiliyor. Son olarak da yurt dışı yatırımınız var mı? Planladığınız yatırım ya da neler onu sorayım. Şimdi yurt dışı yatırımlarımız var. Şu anda da bizim enerji konusunda ve finans konusunda dış yatırımlarımız var. Biz genellikle grup olarak kendi içeride yaptığımız yatırımları öncelikle kendi yakın çevremizden başlayarak büyütme prensibindeyiz grup olarak. Bu da finans konusunda, mücevherat konusunda ve enerji konusunda hem ülkemizde daha güçlendirmek pazarda ve bunu da komşu ülkelere yaymak, dünyaya yayma yönünde stratejimiz var. Peki, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyeyim ben size. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Altınbaş Holding Onursal Başkanı Ali Altınbaş'la birlikteydik. Aynı zamanda Kemerburgaz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı piyasaya sektöre ilişkin ayrıntıları ekrana getirdik Ali Bey'le birlikte. Fokus'a da noktayı koyuyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.